Ee, bu sefer sizlere üniversite seçimi konusunda konuşacağım. Ben bugün sizlere değişik metotlar söyleyeceğim. Bu metotlara göre siz kendiniz için kişisel olarak sizin için en iyi üniversite hangisi onu siz seçeceksiniz. Gelin başlayalım. Kaptan Bahar. Şunu açıklığa kavuşturalım. Ben üniversiteye başladığımda hatırlıyor muyum o yılları? Turgut Özal başbakandı. Hatta kendisi gelip tanışmıştım da kendisiyle. Gorbaçov Sovyetler Birliği'nin başındaydı. Demirper'de hala ayaktaydı. Berlin duvarı hala ayaktaydı. O zamandan bu zamana Türkiye'de üniversite eğitiminde çok şey değişti. Bakın gelişti demiyorum. Değişti. Değişmeler de var, gelişmeler de var tabii ki. Her şeyden evvel şunu açıklığa kavuşturalım. Benim elimde gidip de gördüğüm üniversiteler yok. Ama buna rağmen ben sizin için elinize bir takım metotlar vereceğim. Bu metotları kullanarak siz kendi kişisel en iyi üniversitenizi kendiniz karar verip bulacaksınız. Bunu niye üstüne basarak söylüyorum biliyor musunuz? Bizim eğitim sistemimiz sadece sınav geçme, test geçme bir şekilde bir badireyi atlatıp bir sonraki aşamaya geçme şeklinde kurulmuş bir eğitim sistemi. Ben size bugün yapacağım önerilerde birazcık size birazcık yol göstereceğim. Yani şöyle yapın, böyle yapın. Şöyle yaparsanız böyle olur, böyle yaparsanız şöyle olur diyeceğim. Aranızda bir sürü havacılık bölümüne girmek isteyen arkadaşlarımız var. Onun dışında son senelerde bir de havacılığın değişik türleri ortaya çıktı. Ya yani dondurma gibi eskiden bir tek vanilyalı vardı. Şimdi işte karpuz kabuklu bilmem ne zencefilli çeşidi gibi dondurmanın havacılık bölümlerinin de çeşitleri ortaya çıktı. Şimdi bunların arasındaki farklılıklara birazcık siz gö göz atacaksınız. Gidip de yani her üniversitenin de bölümünü, havacılıkla ilgili bölümünü teker teker benim size ödereceğim şekilde benim incelemem mümkün değil. Ne buna zamanım var, ne vaktim var ne de fiziksel olarak gidip o bölümleri görebilecek durumdayım. O yüzden sizlere bir takım metotlar öğretmek istiyorum ki bu metotları kullanarak siz eğer elinizde de imkanlar varsa gidip bunları görebilirsiniz. Gidip bu üniversiteleri inceleyebilirsiniz. Tabii ki sonuçta her şey sizin ne kadar iyi puan aldığınızla da alakalı. Ama bunun dışında önemli faktörler var. Şimdi her şeyden evvel bir bölüm okumak istiyorsanız yabancı dil şart. Liseden gelirken iyi bir yabancı dille gelip gelmediğinizi bilmiyorum. Ama İngilizceyi anlayabilmeniz, konuşabilmeniz şart. Yabancı dilde eğitim veren okullara girebiliyorsanız girin ama bu konuda da yapmanız gereken bir araştırma var. Yabancı dilde eğitim veriyoruz diyen okulların bazıları da hem yeterli eğitmen eksikliğinden hem de aynı zamanda imkansızlıklardan ötürü veya gelen öğrencinin İngilizce seviyesinin iyi düzeyde olmaması nedeniyle hoca da iyi İngilizce bilmesine rağmen Türkçe eğitim vermekte. İşte bunları yakalamak, bu bölümleri yakalamak sizin göreviniz. Bunları siz bulacaksınız ve bunları eğer puanınız yetiyorsa eleyecek daha iyi bölümlere yöneleceksiniz. O yüzden her şeyden evvel yabancı dil en önemli unsur. Yabancı dilde eğitim vermeleri gerekiyor. Onun dışında yurt dışı bağlantıları var mı? Şimdi diyeceksiniz ki kaptanım yani yurt dışı bağlantıları olsun veya olmasın benim için fark etmez. Benim anam e, ev kadını, babam işte devlet memuru ben yurt dışı bağlantısını nasıl yapacağım? Yanlış. Sizin ekonomik olanaksızlıklarınız eğer siz iyi bir öğrenciyseniz kaliteli bir öğrenciyseniz bir anda ortadan kalkıyor. Neden mi? Çünkü yurt dışında özellikle de yüksek lisans işine girdiğiniz zaman burs olanakları hem çalışıp hem okuma olanakları bayağı fazla. O yüzden eğer ön lisans veya lisans derecesine Türkiye'de başvuruyorsanız yurt dışı bağlantıları veya yurt dışına çok fazla öğrenci yollamış olan üniversitelerde bir yere girmeniz sizin daha sonradan burs kapılarının açılması açısından avantajlı. O yüzden kendinizi kesinlikle e, moralsiz hissetmeyin. Kendinizi kesinlikle ben bunu yapamam, benim imkanlarım yok değil demeyin. Çünkü ileride o imkanları size açacak olan üniversiteler olabilir. O üniversitelerde de eğitim aldığınız takdirde daha sonradan yurt dışına gitmeniz mümkün olabilir. Bu havacılık içerisinde içinde geçerli aynı zamanda. Onun dışında öğretim görevlileri çok önemli. Bakın ben kabaca şöyle bir, bir takım havacılık üniversitelerine Türkiye'de hani mantar gibi mantar gibi çıkan havacılık üniversitelerindeki öğretim görevlilerin arasında inşaat mühendisliği mezunu olanı var elektrik mühendisi mezunu olanı var, işletme mezunu olanı var ama bunların arasında havacı olan çok az. Havacılığın bir şekilde yani illa pilot olsun demiyorum havacı derken bunu kastetmiyorum. Hiç havacılığa bir şekilde bulaşmış, havacılıkla alakası olan şirketlerde çalışmış, görev yapmış, o konuda araştırma yapmış olan öğretmenlerin bulunduğu, hocaların bulunduğu üniversiteler sizin için daha iyi üniversiteler. Şimdi gelelim bu araştırmaları nasıl bulacağınıza. Bir sürü aslında bu araştırmalar öğretmenlerin, hocaların özgeçmişlerine baktığınız zaman bazı üniversite web sitelerinde e, bunlar açıklanıyor. Siz bununla da kalmayacaksınız yalnız. Bu açıklamalarını da e, açıklanan araştırmalarda dikkat etmeniz gereken unsurlar var. Araştırma yapmak günümüzün dünyasında çok da zor bir olay değil. Bazı durumlarda araştırma yapan insanlar bir araya gelip başka araştırmalardan <laughs> burada altını çiziyorum. Esinlenerek diyelim başka araştırmalar ortaya çıkartabiliyorlar. Bunlar da onaylanabiliyor zamanı geldiğinde. O yüzden yapmanız gereken şey eğer o araştırma orada ilan edildiyse internet ortamında yaşıyoruz arkadaşım. İnternette her şeyi bulmak mümkün. Dolayısıyla internette bu araştırmaları da bulup İngilizce'de veya yapıldıysa daha iyidir bu araştırmalar. Türkçe yapıldıysa her neyse. Dolayısıyla bunları da araştırmanız lazım ki araştırmalar gerçekten iyi şekilde yapılmış mı yapılmamış mı bunlara dikkat çekmeniz lazım. Yurt dışında eğer publish olmuş araştırmalar varsa bu bir artı puan kazandırır hocaya. Ama bunlar sadece atıyorum Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunu bütün araştırmaları Marmara Üniversitesi'nde yapmış. He, yani evet güzel Marmara Üniversitesi de güzel bir üniversite ama yani onu kötülemek açısından söylemiyorum ama neden yurt dışına açamamış bu hoca kendini ona da bakmanız lazım bu da dikkat etmeniz gereken unsurlardan bir tanesi sizin elinizde çok güzel bir unsur var bu unsur nedir yok yok'un bir tane web sitesi var yok atlas diye eminim buna bakmışsınızdır ilgilendiğiniz bölüm varsa eğer o ilgilendiğiniz bölümle ilgili bütün bilgileri bu yok Atlas'ta bulabiliyorsunuz. Ben girdim baktım hakikaten çok güzel iş yapmışlar. Atıyorum ben e, aşçılık bölümü istiyorum. Turizm aşçılık bölümü istiyorum dediğiniz zaman oraya bütün hem vakıf üniversiteleri hem devlet, devlet üniversiteleri hem iki yıllık ön lisans programları hem lisans programları hepsini yığmış önünüze. İşte buradan başlayabilirsiniz yaptığınız araştırmalara. Yalnız şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. Daha önceki videolarımda da anlattım ben size. Yanlış nedenlerle pilot olmak veya havacılığa girmek isteyen insanlar var Türkiye'de. Bunların başındaki motivasyonların başında para geliyor. Artık o parada artık suyunu çekmeye başladı. Çünkü artık orada da maaşlarda da düşüşler var. Aynı zamanda sektör de bayağı yara almış durumda. Onun dışında son yıllarda ortaya çıkan daha henüz galiba mezunlarına da vermediler. Havacılık yönetimi bölümleri var. Şimdi... Kötü söyleyecekler ama havacılık yönetimi denilen şey nedir onu bir kavramını oturtalım. Oraya giren arkadaşlarla yapılan röportajları izledim YouTube'da. Bir tanesi diyor ki ben diyor pilotaj istiyordum ama olmadı havacılık yönetimine girdim. E ne olacaksın havayolu yiyorsun mu olacaksın? Olmayacaksın. Ne yapacaksın? Ticket agent olacaksın veya ne bileyim yer görevlisi olacaksın. Başka bir yer işi yapacaksın vesaire vesaire. Şimdi havacılık yönetimindeki insanlara bakın. Türkiye'deki havacılık şirketlerine bakın. Dünyadaki havacılık şirketlerine bakın. Burada çalışan insanlar nereden mezun olmuşlar? Ona bir bakın. Burada çalışan insanların oraya işe girebilmeleri için yerine getirmeleri gerektiren kriterler nelermiş? Onlara bakın. Her şeyden evvel bir yabancı dil önemli. Örneğin siz istediğiniz kadar havacılık yönetimi okuyun ama şirketin Rusya'dan gelecek olan charter firmalara Rusça bilen elemanı olmadığı müddetçe sizin de orada bir şansınız yok. Çünkü orada Rusça bilen şakır şukur Rusça konuşabilen insanlar lazım, değil mi? Evet. Siz ama ben havacılık yönetimi okudum. E ne ne yapacaksın? Ben mezun olunca yönetim kadrolarına gireceğim. Yani Türkiye'de aslında Yönetim kadrosu oluşturmak da kolay bir şeydir. Asgari ücretle birisini çalıştırırsınız. Ona ayda 100 lira daha fazla zam verip al seni Zartürk müdürü yaptım dersiniz. O nedenle yönetici kadrolarına bir bakın hava yollarında. Dışarıda yönetici kadrolarına baktığınız zaman ortak bir takım özellikler var. Amerika'yı ben çok iyi tanıyan bir insanım. Amerika'daki hava yollarına baktığınız zaman Burada yönetici kadrolarındaki ve CEO'larına baktığınız zaman bunların çoğunluğu ya finans kaynaklıdır ya da e, avukattırlar. Neden? Çünkü havacılıkta sürekli olarak bir kontrat işleri var. Bunları çok iyi şekilde halletmeniz lazım. Pilotlarla ilgili yapılan kontratlar var, uçak alım satımı var vesaire vesaire. O nedenle avukatlar bu konuda çok başarılı olurlar. Yani illa havacılık yönetiminden mezun oldum diye havacılık yöneticisini 4. senenin sonunda sizi işin başına koyacaklar diye bir şey yok. Ee, yalnız bu bölümlerin şöyle bir avantajı var. Bu bölümler ilk 2 senesinde, 4 yıllık bölümler bunlar, İlk 2 senesinde temel dersleri aldıkları için daha sonradan başka bölümlere yatay geçme yapma olanağınız olabilir. Yatay geçiş var mı? Yapan var mı aranızda bilmiyorum. Yatay geçişler Türkiye'de nasıl olur? Daha benim zamanımda kalan bilgilerim var kafada. O yüzden aşağı yorumlar yazın. <laughs> ben de bu konuda biraz daha bilgileneyim. Biraz tartışalım orada bakalım neler yapılabilir diye. Eğer havacılık konusunda istekliyseniz havacılık yönetimi bölümleri ilk iki yıl temel eğitim verdiği için daha sonradan beğenmediğiniz takdirde veya geleceğinizi göremediğiniz takdirde Buradan aynı üniversite içerisinde belki işletme bölümüne geçebilirsiniz. İşte bu da sizin sormanız gereken sorular arasında var. Çünkü üniversiteye gittiniz, bölüme girdiniz, baktınız ki sizin istediğiniz bölüm değil. Hayatta ben bu işi yapamam dediniz. O zaman ne yapacaksınız? Tekrar üniversite sınavına mı gireceksiniz? Hayır. Yatay geçiş yapmanın yollarını arayacaksınız. İşte bu nedenle de bu yapacağınız sorular, bu soracağınız sorular, bu yapacağınız araştırma sizler için çok çok önemli. Eğitim mekanları önemli, kampüslerin şekli önemli vesaire ama reklamlar var şimdi. Mesela ben Türkiye'de canlı televizyon izliyorum. Tak 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 herkes böyle genç insanlar ha hey gel bizim üniversiteye diye şeklinde e, her şeyi toz pembe gösteriyorlar. Şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Kimse benim yoğurdum, ayranım, ekşi demez. Tamam mı? Bunu bir kere her şeyden evvel açıklığa kavuşturalım. Havacılık yönetimi bölümünden mezun olacak arkadaşlar da aynı bir lise mezununun yaptığı işi yapmak zorunda kalabilecekler. Benim gözlemlediğim kadarıyla öyle havacılık yönetimi bölümleri de öyle yabancı dilde eğitim veren bölümler de değiller. Bakın yabancı dil çok önemli diyorum. Hatta iki yabancı dil çok önemli. O nedenle bu konuda biraz dikkatli olmanızı önereceğim size. Bu arada hani demiştik ya havacılığı yanlış nedenlerle seçenler diye. Bakın geçenlerde Selçuk Bayraktar'la yapılan bir söyleşi izledim. Kendisi kendi kariyer ilerlemesi ve kendi gelişmesiyle, kariyer gelişmesiyle ilgili ve ilerideki bu yola baş koymak isteyen arkadaşları çok iyi önerilerde bulunuyor kendinden örnekler vererek. Hakikaten ders niteliğinde bir video. Onu da aşağıya linke koyacağım. Oradan izlerseniz. Selçuk Bey'in söylediği çok 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 önemli bir şey var. Kendinden bir örnek veriyor. Diyor ki ben diyor işte diyor benim babam da mühendisti diyor. Ee, ben diyor çocukken diyor işte robot yapmaya çalışırdım. Te teknik şeylerle uğraşırdım. Bilgisayar vardı bilgisayar programlaması yapardım vesaire diyor. Şimdi bakın bu çok önemli işte. Neden derseniz kendisi aslında bu konulara zaten çocukluktan beri hevesi olan bir insan. Ama siz sadece 16 yaşınıza geldiğiniz abi havacılarda iyi para kazanıyor ya ben de gideyim havacı olayım diye olaya yaklaşırsanız o zaman yanlış bir yön çiziyor olabilirsiniz. Ama dediğim gibi her zaman için bir geri dönüş bir U dönüşü yapma olanağınız olacak. Çünkü havacılık yönetimleri bölümlerinin dediğim gibi çoğunluğunun ilk 2 senesi temel bilimler üzerine kurulu ee, bölümde uzlaş, uzmanlaşan derslere o zamana kadar girmiyorsunuz. Benden bu kadar sorularınız varsa aşağıya yazın e, yorumlarınızı da bekliyorum e, başka işlememi istediğiniz konular varsa üniversite tercihi konusunda sorunlarınız varsa sorularınız varsa pardon aşağıya yazın onları seve seve elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım olmazsa yanıtını bilen birini bulur getiririm veya ondan bilgiyi alıp size aktarırım. I Sonuçta ben de her şeyi bilen bir insan değilim. Bunu her zaman üstüne basa basa söylüyorum. Sizlerle beraber bu videoları yaparken ben de bir takım bazı şeyler öğrenmiş oluyorum. O yüzden beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Aman tercihinizi doğru yapın ve bu konuda da çok çalışmayı unutmayın. Görüşmek üzere. gel bizim üniversiteye